Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi yapılan referandumun iptali için resmen Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz seçimle ilgili en yüksek karar mercidir. Seçimlerle ilgili bütün uyuşmazlıklar, tartışmalar nihai noktada Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kesin kararla neticelenir. Bakın, kararı kesin. Yani bu karara karşı başka bir merciye, örneğin Anayasa Mahkemesi'ne bile başvurulamıyor. Seçimle ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Dolayısıyla işin bu mahiyeti düşünüldüğünde şu anda gündemde olan tartışmaların aslında biraz da suni tartışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, seçimle ilgili elbette ki her seçimde olduğu gibi, referandumda bir seçim, bazı itirazlar, tartışmalar, uyuşmazlıklar olur, mümkündür. Bu her zaman olmuştur. Fakat bir kaşık suda fırtınalar koparmak, bunu bir gerekçe yaparak toplumun huzur ve sükunu bozacak bazı olayların önünü açmak, sebebiyet vermek şeklinde kötü bir niyet varsa eğer, tabii ki biz bunu maksatlı, suni bir tartışma olarak değerlendiririz ve öyle de görünüyor. Zira bu konuda bir uyuşmazlık varsa bunu çözecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. İşin teknik detayları, kanuni düzenlemeler şu anda aslında söz konusu bile değil. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar, yapacağı inceleme sonucunda doğrusu verilecek içtihatlarla belirlenir. Bu konuda ne siyasilerin ne de vatandaşların bir yargı ortaya koyarak kesin bu doğrudur deme hakkı yoktur. Mevcut cari sistem içerisinde hukuki düzenlemeler yapılmış. Bu hukuk çerçevesinde kararlar verilecektir. Bizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin, daha doğrusu sadece bu partinin değil, temsil ettiği bir akım veya zihniyetin bir hazımsızlığı söz konusudur. Seçim sonucu kabullenilmemiştir bu çevreler tarafından. Kaybedilen seçimin hazımsızlığını bu şekilde belki de nasıl farklı bir mecraya götürebiliriz hesabı yapılıyor. Dikkat ederseniz seçimden önceden, referandumdan önceden başlayan ve uluslararası ilişkiler ağında yürüyen bir süreç vardı. Türkiye'deki siyasal sisteme, seçilmiş hükümete veya meclise yönelik bazı işbirliği, kolektif çalışmalar vardı. Biz bunu bu seçim öncesinden başlayan kolektif işbirliğinin bir uzantısı olarak görüyoruz. Doğrusu tehlikeli bir girişim olarak da görüyoruz. Toplumu germeye çalışan, toplumda kaos oluşturmaya çalışan bir adım olarak değerlendiriyoruz. Herkesin bu sonuca tahammül etmesi gerekiyor. Özellikle ve öncelikle elit tabaka olarak, beyaz Türkler olarak nitelendirilen ve görünen o ki büyük çoğunluğa hayır tercihinde bulunan, tabii ki bunlara saygıyla yaklaşıyoruz. Tercihlerini biz saygıyla evet veya hayır diyenleri karşılıyoruz. Ancak onların da çıkan sonuca tahammül etmesi gerekiyor. Madem demokrasiden ve temel haklardan, hürriyetlerden bahsediliyor, o halde halkın tercihi gerçekleşmiştir. Herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor. İşi sulandırmak, başka boyutlara taşımak hiç kimseye fayda getirmeyecektir. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Tabii ki usulü tartışmalar veya hukuk çerçevesinde yapılacak tartışmalar hukukçuların ve başta da belirttiğimiz gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifindedir. Bu konu çözülecektir. Şu anda başvuru yapılmıştır. İlgili kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Özel, bağımsız bir kuruldur. Verilen karara herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Bu konuda ne siyasilerin ne de diğer kesimlerin toplumu germe vesilesi yaparak propagandasını ve hele hele olayları sokağa,
Gezi benzeri eylemlere dönüştürecek bir ortama dönüştürmemesi gerekiyor. Bizim temennimiz sükunetle bu yapılan iptal başvurusunun değerlendirilmesi sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararı beklemektir. Bunun dışında ki yollar hukuk dışı olacaktır ve siyaseten de hoş olmayan girişimlerdir. Evet, bunu belirtmek istedik. Daha yalın ve açık belirtmek gerekirse son yıllarda, son süreçte Türkiye'ye yönelik özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsında başlatılan bir kampanya var. Bunun dediğimiz gibi uluslararası boyutu da çok bariz bir şekilde temayüz etmiştir, görülmüştür. Biz bunu bu çerçevede değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası kamuoyunun da desteğini alarak ve bu konuda daha önce yapılmış sistematik, organizeli ve bilinçli çalışmaların da desteğini alarak bu seçim sonuçlarını, referandum sonuçlarını iptal ettirmek, toplumda bu vesileyle bir kaos, kargaşa ortamı oluşturmak amaçlıyor bence. Bu noktada AGİT ve Avrupa'daki birçok kuruluşun, basın yayın organının açıklamaları ve demeçleri de aynı minval üzeridir. Cumhuriyet Halk Partisi bu çevrelerin de desteğini alarak ve işin gelebileceği çok vahim durumları hiç düşünmeden hareket etmektedir bizce. Şayet böyle bir niyetleri varsa. Başvurular tabii ki yapılabilir. Bunu normal karşılamak gerekiyor. Ancak dediğimiz gibi bunu hukuk dışı bir mecraya taşımak hiç kimseye fayda sağlamayacaktır.